İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Yusuf Yıldırım koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Akdeniz bölgesinde kabul gören 4 Avrupa Birliği hibe projesinden biri olan Türkiye'de mesleki ve teknik eğitim kalitesini artırmak amacıyla hazırlanan Zaman Entegre Zamanı projesi hedefine ulaşıyor. İskenderun Organize Sanayi Bölgesi, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası ve birçok kurumun iştirakiyle gerçekleştirilen projede gelinen noktada Hatay'ın ilk otomasyon haberleşme laboratuvarının açılışı da Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Gürel Çam, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Güven ve İskenderun OSYB Başkanı Fatih Tosalı tarafından yapıldı. İskenderun OSYB Başkanı Fatih Tosyalı açılış sonrası yaptığı konuşmada mesleki eğitimin önemine dikkat çekerek sanayiciler olarak kalifiye personel bulmakta sıkıntı yaşadıklarını hatırlattı ve bu projeyi de çok önemsediklerine dikkat çekti. Yetişmiş seviyede geldiği an ne oluyor? Hem işletmeye daha faydalı oluyor hem kendine daha iyi şartlarla şeye başlamış. Hayatına başlamış. Onun için sizlere çok büyük önem düşüyor. Çünkü sanayilerin ihtiyacı olan para eleman dediğimiz sanayi meslek bu işte eğitimleri çok önemli. Evet. Yani herkes mühendis olamıyor. Herkes bilmem ne olamıyor yani. Burada herkese iş var. Para eleman ihtiyacı var. Para elemanın ihtiyacı var. Meslek sen görevi zaten bu. Ve şu anda sanayicilerin en büyük ihtiyacı. Şimdi bazen iş talebiyle geliyor kişiler. Ya ben ne yaparım? Her işi yaparım. Ya ben işi yaparım diye bir işi yapamıyorum. Ya arkadaş kaynakçı olsun, elektrikçi olsun, mekanikçi olsun. Ama bir işte yetkin olsun. Hiç yoksa onun iş bulabilmesi çok daha kolay. Yani onun için burada sizlerin dediğim gibi eğer bu kardeşlerimiz iyi bir eğitimde, donanımlı bir şekilde iş talep ettiğinde ne oluyor? O deneme süreleri çok çabuk aşılır, işletmede olması gereken yerde kadro almış olur. 1500 TL'ye var. Biz sonraki arada ücretsiz vereceğiz bu eğitimi. Evet. Sonuçta İskenderun'da amaç olur. Evet. Yani burası artık kalmasın. Sizden bir şey var. Buralar devamlı böyle eğitim alan kişilerle, firma elemanlarıyla dolu olursa hocam konusunda arkadaşlarımız çok özellikle çalışıyorlar. İskender olmak gerçekten iyi bir proje ekibimiz var. Yıllardır çok güzel projeler yaptılar. İşte bu hibe projesi de projenin içerisinde en kapsamlı olanlardan bir tanesi. En farklısı, en içerikli olan. İki tanesi İskender olan. Yaklaşık 280 bin, 300 bin euro'luk projeler var. Çözüm ortağınız kimdi? Hak iş. Sizlersiniz. Hak iş. İkinci OSB. İkinci OSB normal ortağımız. Bir de bundan sonra bir hazırladığımız bir proje daha var. Eğer kabul olursa mesleki eğitime sessiz kalma diye işaret diliyle işaret dili sınıfları açacağız. Evet, dezavantajlı kesimlere bir eğitim açacağız. Yani öğretmenleri eğiteceğiz. Ondan sonra bu dezavantajlı işaret diliyle eğitim vereceğiz. Proje hakkında bilgiler veren Yusuf Yıldırım şöyle konuştu. İş Kurulu İskenderun Şube Müdürümüz Mehmet Bey, Hak İş Projeler Koordinatörü Şahin Bey ve Payas Endüstri Meslek Sesi Müdürü Yardımcısı Mehmet Pancar Hocam, OSB'de bizden eğitim alan, şu anda OSB'de değişik fabrikalarda çalışan mühendis arkadaşlarımıza hoş geldin diyoruz. Toplantımız bu Endüstriyel Otomasyon Komisyon Toplantısı. 3 defa, üçüncüsü yapıyoruz. Aslında 4 defa yapılacak. Dördüncüsü de Ağustos ayında yapıyoruz. Bu toplantıda gündemimizi esas gündemimiz Haziran ayında başlayacak olan eğitimle ilgili işçi ve öğrencilerin seçimini yapmak. Bu amaçla ticaret odamızdan da ticaret odamızdan da değerli katılımcımız var. Ona da hoş geldiniz diyoruz. Projemiz genel amacı Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırmak. Bu kaliteyi artırırken özel amacımız ise bölgemizdeki otomasyon sistemleri üzerinde bölgemizdeki demirçelik fabrikalarında, bildirecilik fabrikalarında otomasyon üzerinde çalışan mühendislerimizi, okulumuzdaki öğretmenleri eğiterek otomasyon üzerine
bilgilendirmek. Daha sonra 60 tane okulumuzdan öğrencileri, son sınıf ve 11. sınıf öğrencilerini iterek OSB'lerle değişik fabrikalarda 20 işçimizi yeni oluşturmuş olduğumuz, bugün açılışını yaptığımız yeni oluşturmuş olduğumuz laboratuvardan da laboratuvarda bu eğitimleri vererek toplam 80 kişiye bu eğitimleri vererek buradaki bölgemizdeki demirçelik sektörü ve bitkicilik sektörüne otomasyon eğitimlerini almış öğrenci ve işçileri daha üst seviyelerde otomasyon eğitimlerine ulaştırmış olacağız. Bu amaçla okulumuzda sabahleyin de laboratuvar açtık. Müdür Bey de birazdan belki bahsederek okulumuzdur. Bu oluşturmuş olduğumuz laboratuvar yaklaşık bölgemizde yani Hatay'da böyle bir laboratuvar şu anda yok. Yani orada kurmuş olduğumuz özellikle bir haberleşme sistemi dediğimiz Smart Buy sistemi şu an İstanbul'da birkaç fabrikada var. Bölgemizde bu eğitimi mühendis arkadaşlar ve kişilere öğretmenlerimize vererek bu sistemin bölgemize bölgemizdeki fabrikalara gelmesini inşallah sağlamış olacağız. Yani teknolojiye öncülük etmiş olacağız. Bu konuda bizimle beraber Mühendislik Fakültesi dekanımız, hocalarımız da bu eğitime katıldılar. Yükseloğlu'dan Metin hocamız bu eğitimlere katıldı. Yani bu laboratuvarın aynısını büyük ihtimalle Mühendislik Fakültemiz de kurmayı düşünüyor. Onun için bahsettiğim gibi yani bizim için en büyük kazanç bu projede. Yani Türkiye'de mesleki teknik eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik yapmış olduğumuz ve ismi zaman, entegre zamanı olan bu projemizdeki amacımız OSB'deki bütün iş yerleriyle okulu, endüstri meslekçesini paylaştırmak ve mesleki eğitimde bir adım öne bölgemizi çıkartmak. Bu hedefe ben ulaştığımızı düşünüyorum. Daha da bundan sonraki süreçlerde yapacağımız projelerde de bu hedeflere yönelik çalışmalarımız devam edecektir. Birazdan işçi, OSB'den işçilerle ilgili ve okuldan öğrencilerle ilgili kimler kurslara katılacak onları belirleyeceğiz. Kurslarımız 1 Haziran'da başlayacak. Zaman Entegre Zamanı projesinin 3. toplantısı ise laboratuvar açılışının hemen ardından Anemon Otel'de gerçekleştirildi. Evet, şu an piyasada kullanılan piyasalar S7-300'lerde. Yani bu daha yüksek seviyede bir piyasamız. Şu bütün sistemi kontrol eden ve şu an Hatay'ımızda herhangi bir yerde bununla ilgili bir sistem yok. Şu an kullanılan sistem Profinet sistemi dediğimiz haberleşme sistemi kullanılıyor. Bu ise Smart Buy sistemi dediğimiz bir sistem.